DNA taşımayan organeller bölünemez görüşü. Aşağıdaki organel çeşitlerinden hangisi ile çelişir? Şıkları incelediğimiz zaman endoplazmik retikulum, golgi cisimci şıklarını hemen eleriz. Neden? Çünkü bu iki organel bölünemez. Bölünemez. Dolayısıyla bu soruda mevzu edilen organellerden değildir. Bölünebilenler, şıklarda verilenlerden mitokondri, sentrozon ve kloroplasttır. Bunlar bölünebilen organellerdir. Peki DNA taşımayan organeller bölünemez. Şimdi bakalım. Mitokondride DNA var. DNA mevcut. Kloroplastta DNA var. Sentrozomda DNA yok. Demek ki DNA taşıyan organeller bölünür görüşüyle sentrozom çelişiyor. Çünkü sentrozomun DNA'sı olmamasına rağmen bölünebiliyor. Peki nasıl bölünüyor? Çekirdek DNA'sının kontrolünde sentrozom bölünmektedir. Kendi yapısında DNA bulunmamaktadır. Bu görüşü sentrozom organeli çürütmektedir. Cevabımız C'dir. Yukarıda belirtilen hücre organellerinin büyükten küçüğe doğru sırası nedir? En büyük organel burada endoplazmik retikulumdur. Öyle ki plazma zarından çekirdek zarına kadar geniş bir alanı kaplar. Daha sonra ikinci sırada mitokondri gelir. Mitokondri organeli çift zarlı büyük bir organeldir. İç zar içerisi sıvıyla doldur. İç zar e, alanı kapladığı alan o kadar geniştir ki içerisinde pek çok ribozom organeli vardır. Aynı zamanda DNA bulunmaktadır. Büyük bir organeldir. Peki daha sonra hangisi geliyor? Daha sonra iki nolu organel gelir. Lizozom. Neden? Çünkü lizozom zarlı organellerdendir. Daha sonraki gelen ribozom ise zarsız organellerdendir. Zarlı organeller zarsız organellerden daha büyüktür. Cevabımız burada E şıkkı olmalıdır. Yukarıda belirtilen yapılardan hangileri mitokondri, hangileri ise kloroplast hücre organellerine aittir? Grana e, kloroplasta aittir. Kloroplastın eee İş kısmında bulunan zar yapılarına grana ismi verilir. Stroma mitokondrinin iç sıvısına verilen addır. Krista mitokontrinin mitokondrinin iç zarının oluşturduğu parmaksız çıkıntılardır. Matrix ise mitokondrinin iç sıvısıdır. Bu durumda uygun cevabımız burada E şıkkı olmalıdır. Yukarıda belirtilen moleküllerden hangileri pasif ya da aktif taşma ile hücre içerisine alınamaz. Pasif aktif alınamaz. Bir maddenin pasif ya da aktif alınamaması için büyük olması lazım. Büyük bir molekül olması lazım. Burada porlardan geçemeyecek kadar, zar üzerindeki gözeneklerden geçemeyecek kadar büyük olan molekül sadece dipeptittir. Dipeptit iki tane aminasiden oluşmaktadır. Aralarında peptit bağı vardır. Bu yapıya dipeptit denir. Oldukça büyük bir molekül olduğu için porlardan geçemez. Burada seçebileceğimiz en uygun şık C'dir. Bir canlının bazı hücrelerinde yukarıdaki grafikte gösterilen durumların gerçekleştiği belirlenmiş. Yani koful büyüklüğü gitgide artıyor, koful sayısı ise azalıyor. Bu canlı alemlerinden hangilerine ait olabilir? Bu canlı bitki olabilir. Neden? Çünkü hayvanların kofulları küçüktür. Büyük koful hayvanlarda bulunmaz. Kofullar egzostozla zar yapısına katılır ve içeriğini dışarı boşaltır. Hayvanlar alemindeki canlıların hücrelerinde. Bakterilerde zaten koful yoktur. Dolayısıyla bunları eliyoruz. Merkezi koful dediğimiz büyük koful sadece bitkilerde bulunabilir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Canlılığını yitiren bir hücre, yukarıda belirtilen madde taşınması olaylarından hangilerini gerçekleştiremez? Bir hücrenin canlılığını yitirmesi demek, onun ölü olması anlamına gelir. Ölü bir hücre. Ölü bir hücre ATP harcayamaz, ATP e, üretemez. ATP harcamaz. Buna göre şöyle düşünmemiz gerekir. Bu olaylardan hangilerinde ATP harcanır? ATP harcanan olaylar ölü bir hücrede gerçekleşemez. Fagostoz ve aktif taşımada ATP harcanır. Osmoz ve basit difüzyonda ATP harcanmaz. Bundan dolayı cevabımız B'dir.